Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Işığın kırılmasıyla yine birlikteyiz. Bu videomuzda ışığın kırılması, kırılma kanunları, ışığın prizmada kırılması ve soru çözümleriyle yine birlikteyiz. Kanalıma abone olup bildirimler açıp like atmayı unutmayın. Öncelikle ışık saydam bir ortamdan başka bir saydam ortama geçerken doğrultu değiştirir. Bu olaya ışığın kırılması olarak adlandırılır. Hava ve cam ortamlarının her ikisi de saydam olmasına rağmen kırıcılık özellikleri birbirinden farklıdır. Ortamların kırıcılıkları farklı olması ışığın doğrultu değiştirmesine sebep olur. Işığın kırılması sırasında saydam ortamdan söz ederken diğer ortamın ise kırıcılığı küçük ise az yoğun ortamın kırılacağı, büyük ise çok yoğun ortam kavramları kullanılır. Arkadaşlar Yoğun ne demekti? Madde taneciklerinin daha fazla olması, az yoğun ise madde taneciklerinin daha az olmasıydı. Mesela hava ortamında madde tanecikleri daha az olduğu için buraya az yoğun, cam ortamında tanecikler birbirine daha yakın olduğu için yoğunluğu daha fazla olduğu için buraya çok yoğun ortam diyoruz arkadaşlar. İçerisinde su dolu bir bardağı, kalemi veya kaşığı koyduğumuzda bu şekilde kırılmış gibi görülmesinin nedeni nedir diye sorulduğunda arkadaşlar kalemin su üstünde kalan kısmında gelen ışınların değiştirmeden yayılırken yani havada doğrultu değiştirmez fakat suda ne yapacaktır? Kırılacaktır ve doğrultusunu değiştirecektir. Bu nedenle ne olacaktır? Kırılıkmış gibi gözükecektir. Bu da bu ifadede de baktığınız gibi arkadaşlar Havada doğrultu değiştirmediği için, suda doğrultu değiştirdiği için ışığın kırılmasından dolayı biz kalemi veya kaşığı kırıkmış gibi görürüz. Örnekle devam edelim. Yanda su dolu renksiz bir cam bardağı bırakılmış kaşık kırıkmış gibi görülmektedir. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir diyor. Arkadaşlar suda kırılmış havada kırılmadığı için ne yapıyoruz? Işığın kırılmasından dolayı biz kaşığı kırıkmış gibi görüyoruz. Arkadaşlar ışık ışınların ortamları ayıran yüzeye, değdiği noktaya çizilen dik çizgiye yüzeyin normali adı verilir ve kısaca ne harfiyle gösterilir? Gelen ışının tam yüzeye değdiği noktaya indirilen dikmeye normal diyoruz ve ne harfiyle gösteriyoruz. Gelen ışığın burada oktan belli oluyor gelen mi kırılan mı olduğunu buradaki oktan anlayacağız. Gelen ışının normalle yaptığı açıya gelme açısı. Bakın öğrenciler hep yanlış yapar. Yüzeyle yaptığı açı değil. Normalle yaptığı açıya gelme açısı. Bakın kırılan ışının yine normalle yaptığı açıya ise kırılma açısı denir arkadaşlar. Buraya dikkat etmemiz gerekir. Genelde öğrenci yüzeyle yapıyor. Hayır yüzeyle değil normalle yaptığı açıya dikkat edeceğiz. Örnek çözelim arkadaşlar. Bakıyoruz x gelen ışığın alfa gelme açısı, beta ise kırılma açısıdır. Baktığımızda arkadaşlar y ne olacaktır? Kırılan ışın olacaktır. O halde A ile C'yi silerim. Kırılan ışın alfa gelme açısı, beta da kırılma açısı olacağı için cevabımız B şıkkı olacaktır. Kırılma kanunlarıyla devam edelim. Arkadaşlar 4 tane kırılma kanunumuz var. Bunlardan birincisi şu şekilde. Gelen ışın, kırılan ışın ve normal aynı düzlemdedir. Şuraya baktığımızda aynı düzlemde olduğunu görüyoruz. Az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçen ışık normale yaklaşarak kırılır. Çok yoğun ortamdan geçen ışının hızı azalır. Normali anamız olarak kabul edersek sizler çok kalabalık yani madde taneciklerinin çok olduğu ortamda ne yaparsınız? Annenize yaklaşırsınız. Neden? Kaybolmamak için çok yoğun ortamda da ne yapacaktır? Böyle düz şeklinde gitmeyecek ne yapacaktır? Normale doğru yaklaşacaktır. Çünkü çok yoğun ortam olduğu için arkadaşlar tanecikler birbirine çok yakın ve orada ışık ne yapacaktır? Normale yaklaşacaktır. Ve çok yoğun ortamda madde taneciği fazla olduğu için ışının da hızı ne yapacaktır? Azalacaktır. K ortamının yoğunluğu L ortamının yoğunluğundan daha küçüktür. Arkadaşlar K küçük L'ymiş. O halde ne olması lazım? L daha yoğun ortammış. Daha yoğun ortam olduğu için ne yapacak? Normale yaklaşacak. Hangi ışığın yolu izler? Bir numaralı yolu izleyecektir. Üçüncü kanunla devam edelim. Çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçen ışık ışınları normalden uzaklaşarak kırılır. Ve bu şekilde ışık havada cama göre daha hızlıdır. Arkadaşlar az yoğunda ışığın hareketini engelleyecek tanecik sayısı daha az olduğu için daha hızlı hareket edecektir. Işığın her saydam ortadaki ilerleme hızı aynı değildir. Işık az yoğun ortamda hızlı, çok yoğun ortamda ise yavaş ilerler. Işığın sürati havada 300 bin kilometre bölü saat iken suda 225 bin, camda ise 200 bin kilometre bölü saattir. Dikkatinizi çektiyse yoğunluk arttıkça hızı azalıyor. Çünkü oradaki tanecikler ışığın daha hızlı hareket etmesini engelliyor. Işığın süratini arkadaşlar V sembolüyle hızını V sembolüyle gösteririz. Soruyla devam edelim. Yandaki şekilde bir kırılma olayı verilmiştir. Buna göre arkadaşlar bakıyoruz ne yapmış? Normalden uzaklaşmış. Uzaklaşmışsa burası az yoğun ortam. Burası çok yoğun yoğun ortamdır. O halde ikinci ortamın yoğunluğu daha azdır. Doğru. Nereden anlıyoruz? Normalden uzaklaştığından. Işık birinci ortamda daha hızlıdır diyor. Yanlış. Az yoğunda daha hızlıdır. Birinci ortam cam, ikinci ortam hava olabilir. Doğru arkadaşlar. Çünkü cam havaya göre daha yoğundur. O halde hangileri doğrudur? 1 ve 3 C şıkkı olacaktır. Dördüncü kanunumuz kırılma kanunlarına göre ışık ışını bir ortamdan başka bir ortama normal üzerinden geçerek ilerliyor ise kırılmaya uğramaz. Arkadaşlar diğer bir deyimle dik gelen dik geçer. Çoktan aza veya azdan çoğa fark etmiyor. Bakın çoktan aza veya azdan çoğa fark mı etmiyor. Dik gelen dik geçiyor. Yani normal üzerinde geldiğinde kırılmaya uğramıyor. Fakat ne olacak? Sürati değişir. Ne olur? Havadaki sürati daha fazla camda azalır. Burada ise camdan havaya geçerken havadaki sürati ne yapacaktır? Artacaktır. Bilinmesinde fayda var. Işık kurulmaya uğramazsa da ortam değiştirirken ne yapar? Sürati değişir arkadaşlar. 2019 bursluluk sorusunu çözelim. Buna göre bakıyoruz arkadaşlar. Havadan K ortamına geçerken ne yapmış? Şöyle gitmesine gereken normalden uzaklaşmış. Buraya baktığımızda hava ortamından L ortamına baktığımızda normale yaklaşmış. Işık havadan K ortamına geçtiğinde kırılmış. Evet kırılmış arkadaşlar. Çünkü normalden uzaklaşmış. Doğru. Işık hava ortamından L ortamına geçtiğinde yine kırılmış. Evet arkadaşlar. Bakın şu şekilde gitmesi gerekirken normale doğru yaklaşmış. Doğru. K ve L aynı ortamladır. Yanlış arkadaşlar. K ve L farklı ortamladır. Aynı ortam olsaydı aynı şekilde kırılırdı. O halde 3 yanlış. Hangileri doğrudur diyor arkadaşlar. 1 ve 2 doğrudur. Yukarıdaki havadan cama camdan havaya geçen ışınların hangisi yanlış çizilmiştir? Arkadaşlar bu tip sorularla karşılaştığınızda sizde yormak için veya hepsine bakmanız ve süre, zamanınızı almak için ne yaparlar? Genelde yanlış şıkkı D şıkkına yani dördüncüye bakarlar. Bakalım havadan cama geçerken ne yapacak? Normale yaklaşacak. Doğru. Camdan havaya geçerken ise ne yapması lazım? Normalden uzaklaşması lazım. Hangisi yanlış? Dördüncü yanlıştır. Bakın dik gelen dik geçer doğru. Bakın ne olmuş? Yaklaşmış sonra uzaklaşmış. Üçte doğru. Bakın bir de ne yapmış? Havadan cama yaklaşmış. Burada ise uzaklaşmış doğru. Hangisi yanlış? 4 yanlış arkadaşlar. Işığın çok kırıcı ortamdan az kırıcı ortama geçerken normalden uzaklaşarak kırıldığını biliyoruz. Ancak her defasında ışık çok kırıcı ortamdan az kırıcı ortama geçemez arkadaşlar. Yandaki şekiller incelediğinde sudan havaya geçen ışınların gelme açısı büyüdükçe kırılma açısının da büyüdüğünü görüyoruz arkadaşlar. Bakın kırılma açısı da büyüyor. Şu açı büyüdüğünde şu açı da ne yapıyor arkadaşlar? Büyüyor. Sınır açısı. Arkadaşlar bu önemli, her zaman sorulur. Bakarsak belli bir gelme açısına sahip kırılma açısı 90 olduğu görülür. Arkadaşlar baktığımızda 90 olduğunu görüyoruz. Bu durumda kırılan ışının hava ile su ortamını ayıran yüzeyde gider arkadaşlar. Şu şekilde Buna yüzeyi yalayarak veya yüzeyi sıyrarak gitmesi de denir. Bakın burada kırılma açısı ne olmuş? 90 derece olmuş. İşte kırılma açısının 90 olduğu andaki gelme açısına ise sınır açısı denir. Arkadaşlar sınır açısı önemli. Bilinmesinde fayda var. Az yoğun ortamdan çok yoğun ortama bakın azdan çoğa geçerken önemli. Geçişlerde sınır açısı kavramlarından bahsedilemez. Işık sudan havaya geçerken sınır açısı 48 Camdan havaya geçerken ise 42 derecedir. Arkadaşlar mesela sudan havaya geçtiği zaman burası sınır açısı kaç derece? Bu halde 48 derecedir. Neden nereden anladık? Çünkü yüzeyi sırayarak gittiğinden anladık arkadaşlar. Tam yansıma arkadaşlar çok kırıcı ortamdan Sınır açısından daha büyük bir açıyla gelen ışınlar az kırıcı ortama geçemez. Aynı ortamda yansıma kanunlarına göre yansır. Bu olaya tam yansıma denir. Arkadaşlar bakıyoruz. 48'den daha büyük açıyla geldiği için ne yapamış? Havaya geçememiş. Ne yapmış? Tam yansımaya uğramış. Bakın 60 derece tam yansıma kanunda gelme açısı yansıma açısına eşitti. Bakın bu şekilde tam yansımaya uğramış. Su ve hava sınır açısı 48 derecedir. Yandaki şekilde sudan havaya 60 derecelik açıyla gelen sınır açısından daha büyük bir açıyla geldiği için hava ortamına ne yapamaz? Geçemez. Geldiği açıyla tam yansıma yapar ve böylece geldiği ortama geri dönmüş olur arkadaşlar. Örnekle devam edelim. Bir ışık ışını A saydam ortamından B saydam ortamına geçiyor. A'dan B'ye geçiyor. O halde hangi ortam daha yoğundur? Arkadaşlar baktığımızda ne yapmış? Normale yaklaşmış. O halde B daha yoğundur. Işık hangi ortamda sürat daha süratli ilerler? Arkadaşlar A ortamı az yoğun olduğu için A ortamında daha süratli ilerler. Gelme ve kırılma açıları kaç derecedir? Arkadaşlar gelme açısı 55 kırılma açısı ise 35'tir. Örnekle devam edelim. Şekillerde belirtilen açılardan yola çıkarak her iki şekildeki sınır açısını bulalım. Arkadaşlar sınır açısı burada bakın yüzey ortamıyla değil normalle olduğu için bu açıda 90 dereceydi. 90'dan 48'i çıkardığımızda 42 yani birincideki sınır açımız 42 derecedir. İkinci şekilde yine arkadaşlar bakın dikkat edin yüzeyle değil normalle olacak. Yani 90'dan 42'yi çıkarırsak ne olacaktır? 48. O halde buradaki sınır açımız kaç derecedir? 48. İkinci şekilde ise sınır açımız 48 derece olacaktır arkadaşlar. Cisimler olduğu yerden farklı görünmesi. Arkadaşlar sizler de bir dere kenarına veya denizde berrak denizde suyun içerisine baktığınız oradaki taşları veya balığı nasıl görürsünüz daha yakındaymış gibi görürsünüz Bunun nedeni arkadaşlar suyun ne yapması az yoğundan çok yoğuna geçerken ne yapar arkadaşlar ne olacaktır kırılacaktır Biz balığı ne yaparız daha yakındaymış gibi görürüz balık ise bizi arkadaşlar burada balık kediyi ne yapacaktır daha uzakta görecektir Bunun nedeni ise nedir? Çoktan aza geçerken ne yapacaktır arkadaşlar? Normalden uzaklaşacaktır. Bu nedenle ne yapacakmış? Biz daha uzaktaymış gibi görürüz arkadaşlar. Örnekle devam edelim. Yandaki şekilde H yüksekliğinde su bulunan kaptaki metal parayı görebilen gözlemci kap 2H seviyesine kadar su ile doldurulduğunda aşağıdakilerden hangisiyle karşılaşabilir? Arkadaşlar bu tip sorular çok görürsünüz. Şimdi biz Normalde baktığında biz bunu zaten yukarıdaymış görülebilir. Ama iki aç seviyesinde doğrulduğunuzda ise daha yukarıdaymış gibi görülür. O halde ne olacaktır arkadaşlar? Paranın konumunda daha yakında görülür. Yani cevabımız A şıkkı olacaktır. Işığın prizmada renklerine ayrılması. Arkadaşlar ışık ışını cam prizmaya veya su taneciklerine, su tanecikleri de cam prizma gibi davranır. Beyaz ışık geldiğinde arkadaşlar ne yapacaktır? Renklerine ayrılacaktır. Burada kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, mor şeklinde altı renge ayrılacak ve bu renklerde en az kırmızı, en fazla ise mor kırılacak. Bizler bunu gökkuşağında görürüz. Arkadaşlar burada en az kırmızı, sonra turuncu, sonra sarı, yeşil, mavi, mor şeklinde kırıldığına bakıyoruz. Bunu biz şifrelersek kutu sayamam da arkadaşlar. Kırmızı en az, sonra turuncu, sarı, yeşil, mavi ve mor şeklinde en fazla kırılanı burada anlayabiliriz arkadaşlar. Bakın yine sabun köpüğü balonlarında da yine ışığın kırıldığını görürüz. Örneğe baktığımızda cam prizmada gelen beyaz ışık kırılarak renklerine ayrılıyor. Yandaki şekilde bu renklerden 3 tanesi görülmektedir. 2 numaraları neymiş arkadaşlar? Sarıymış. Kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, mor da arkadaşlar. Kutu sayamam. Baktığımızda 2 numara sarıysa arkadaşlar şöyle sarı yaptığımızda bir kırmızı ve turuncu olabilir, 3 ise yeşil, mavi, mor olabilir. Baktığımızda arkadaşlar hangisi olabilir? Turuncu ve yeşil olabilir. Cevabımız C şıkkı olacak. Serap görme ışığın kırılması ve tam yansıması sebebiyle olur arkadaşlar. Yazın özellikle çok serap görürüz. Neden? Havada üst tarafta yoğundur arkadaşlar. Alt tarafta ise sıcaklıktan dolayı az yoğundur arkadaşlar. Az yoğun. Üst taraftaki hava tanecikleri yoğunken alt taraftaki az yoğundur. Bu ne yapacaktır? Yer değiştirecektir. Yer değiştirirken ise ne olacaktır arkadaşlar? Işığın kırılmasından dolayı, havada kırılmasından dolayı ne olacaktır? Serap görüntüsü oluşacaktır. Bizler de arkadaşlar. Bakın gözlemci burası soğuk hava, burası sıcak hava. Ne olmuştur? Çok yoğundan az yoğuna. Ne olacaktır? ışık kırılacak ve serap olayı görülecektir arkadaşlar. Yine çölde arkadaşlar kum taneciklerin burası az yoğun, burası çok yoğun olduğundan yine ne olacaktır? Serap olayı görülecektir. Asfaltta su görmek yine serap olayı. Üst taraf çok, alt taraf az yoğun olduğu için havada arkadaşlar ne olacaktır? Çoktan aza ışık ışınları gereken serap olayı olacaktır fiber optik kablolar ışığın kırılması ve tam yansıması prensibine göre çalışırlar. Arkadaşlar fiber optik kablolar ışığın kırılması ve tam yansımasıyla daha hızlı bir şekilde gider ve bizler fiber optik kabloda interneti daha hızlı erişime sahip oluruz. Örnekle devam edelim. Bir ortamından iki ortamına gönderilen ışık ışığı şekildeki yolu izliyor. Baktığımızda arkadaşlar ne yapmış? Normale yani anasına yaklaşmış. O halde burası nedir? Çok. Burası azdır. Bir ve ikinci ortam hangisi olabilir diyor arkadaşlar? Su hava olamaz. Çok yoğun olacak. Burada daha az. Su cam olabilir. Ne olacaktır? Burası su az, burası nedir? Çok. O halde cevabımız ne olacaktır? B şıkkı. Cam hava olmaz. Cam olmaz. Çoktan aza değil azdan çoğu olacağı için cevap B şıkkıdır. 1 ve 2 numaralı izlediği yolu buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Arkadaşlar baktığımızda birinci ve ikinci ortamda ne yapmış? Normale yaklaşmış. O halde burası çok burası az yoğun. Gelme açısına bakıyoruz arkadaşlar. Burası gelme açısı yüzeyle değil normalleydi. O halde 90'a tamamlamak için burası 30'dur. Gelme açısı 60'dır. Yanlış arkadaşlar. Gelme açısı kaç derecedir? 30'dur. Cevabımız A. Kırılma açısı 10 doğru. İkinci ortam birinci ortamdan daha yoğundur. Bakın normale yaklaştığı için doğru. Işığın birinci ortamdaki hızı ikinci ortamdaki hızından büyüktür. Az yoğunda daha hızlı hareket edeceği için doğru. Cevabımız A şıkkı. Camdan suya gelen ışık ışını 1, 2, 3 yollarında hangilerinde kesinlikle izleyemez? Arkadaşlar camdan suya. Burası çok, burası az. Arkadaşlar tam yansımaya uğrayabilir mi? Evet. Sınır açısı da gelmişse uğrayabilir. Çoktan aza geçerken böyle direkt geçemez. 3 olamaz. Ne olması lazımdı? Normale yaklaşması lazımdı. Bu şekilde hangisi olacak arkadaşlar? Hangisi olamaz? 2 ve 3 olamaz. 1 olabilir. Cevap C. Cam ve su ortamlarının Işığın izlediği yol aşağıdakilerden hangisinde yanlış verilmiştir diyor arkadaşlar. Dik gelirse dik geçer doğru. Dik gelirse dik geçer doğru. Bakın Su az yoğun, cam çok yoğun. Ne yapmış? Normale yaklaşmış. Doğru. Arkadaşlar, sudan cama geçerken normaleden uzaklaşmış. Yanlış. Ne olması lazımdı? Normale yaklaşması lazımdı. Hangisi yanlış? D şıkkı. Yukarıdaki şekilde bir ışık ışınının birinci ortamdan ikinci ortama gösterilmiş. Arkadaşlar, birinci ortamdan ikinci ortama. Ne olmuş? Normalde böyle düz gideceği halde ne yapmış? Normale yaklaşmış. O halde burası çok yoğun, burası az yoğun. İkinci ortamın yoğunluğu birinci ortamdan fazladır doğru. Işığın birinci ortamdaki hızı ikinci ortamdan fazladır. Arkadaşlar doğru. Az yoğun ortamda daha hızlı. Çünkü tanecik sayısı daha az. Işık normalden uzaklaşmıştır. Hayır normale yaklaşmıştır. Hangileri doğru? 1 ve 2 doğru cevabımız A şıkkı. Soruyla devam edelim. K ortamından L ortamına gönderilen ışık ışını şekil 1'deki yolu izlemektedir. O halde arkadaşlar bakıyoruz. Bu şekilde direkt gideceği halde ne yapmış? Normalden uzaklaşmış. Burası az yoğun. Burası çok yoğun arkadaşlar. O halde azdan çoğa giderken ne yapacaktır? Normale yaklaşacaktır. Bu şekilde iki gibi olamaz. Uzaklaşamaz. Bu şekilde olamaz. Ne olacaktır? Birdeki gibi yani normale yaklaşarak gidecektir. Cevabımız A şıkkı. Bu YouTube kanalına abone olup like atmayı unutmayın. Beni dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar.